Değerli konuğumuz var. Halk Ozanı, AK Parti'nin seçim müziğinin söz yazarı ve yorumlayıcısı Uğur Işılak. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sayın Işılak. Hoş bulduk. Yani. Şimdi seçim gecesi aslında balkondayız. Önce şiirle AK Parti genel merkezinde seçmenleri, başbakanı bekleyen kitleye şiirle hitap ettiniz. Sonra Dombra ile coştular zaten ama şimdi Dombra nasıl seçim şarkısı oldu? Onun üzerine biraz durmak istiyorum çünkü dilden dile de dolaşıyor. Kulaklarda yerini buldu. Hala devam ediyor. Yani bu tını bize yerleşti artık. Evet. Herhalde öyle görünüyor. Evet. Ya aslında çıkışı çok manidar. Başbakan çok ciddi saldırılara maruz kaldı o dönem hatırlarsanız. Tabii ki. 17 Aralık, 25 Aralık akabinde kirli kampanyalar ve hakaretler, küfürler. Şimdi birileri sürekli yandaş medya, yandaş medya diyor ama başbakanın karşısında olan medyanın, gazetelerin, dergilerin sayısı onların yandaş olarak ifade ettiklerinin iki katı, üç katı belki. Dolayısıyla ben bütün gazeteleri de takip eden birisiyim. Çok ciddi saldırı vardı ve bir başbakanı bırakın, bir insana dahi yapılmayacak hakaretler yapıldı. Ve içimiz burkuldu. Başbakana bunu yakıştıramadık. Daha doğrusu başbakana böyle bir saldırıyı hazmedemedik. Ve herkes elinden geldiğince başbakana inanan, Türkiye'nin istikbaline inanan, Türkiye'nin istiklaline inanan insanlar elinden geldiğince bir şeyler yaptı. Ve bir ozan olarak da başbakanın yanında olduğumuzu ifade edecek bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Başbakana olan bu saldırılardan sonra normalinde muhabbetimin eksilmesi gerekirken muhabbetim tavan yaptı diyebilirim. Ve milletin de öyle oldu gerçekten. Ve başbakanımızın yanında olduğumuzu ifade etmemiz gereken bir şeyler söylememiz gerekiyordu. Ve başbakanımızın hususiyetlerini ortaya koyan ve ayrıca bu milletin niçin başbakanı sevdiğini mısralarla ifade etmem gerekiyordu. Böyle bir sorumluluk hissettim kendimde. Ve aslında mısraları yazmadım. Mısralar kendini yazdırdı diyebilirim. Ben şiiri yazmadım, şiir kendini yazdırdı. Böyle başladı aslında bu süreç. Yani 17 Aralık'tan sonra bütün bunlar kaleme alınmış ve yazılmış oldu. O bir hisle, bak, o duygu, o yoğunlukla. O yoğunlukla. Çok ciddi bir yoğunluk çünkü. Bir dinleyelim mi? Tabii dinleyelim. Uğur Işılak, sonrasında devam edeceğiz. Adamı hak
sohbetimize başlayacağız ama önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'ya kulak veriyoruz. Bir şeyi çok iyi bir şekilde... Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Uğur Işılak'la sohbetimize devam ediyoruz. Çok konuşmuştuk ama şimdi evet. Dombra'yı da dinledik hemen Süleyman Soylu'dan önce. Işılak, Sayın Işılak, şimdi bu kadar beğenileceğini tahmin ediyor musunuz? Bu birinci sorun. Çok uzun sürdü mü bu süreç? Yok ya. Bir buçuk saat olması lazım. Gece yarısıydı. Yazdım, bitirdim ve ertesi günde bir kelimesine dahi dokunmadım. Çünkü içimden geldiği gibi yazdım, duygularımı ifade etmiş oldum. Az evvel de bahsettiğim gibi yani başbakanın o kadar saldırıya, hakarete maruz kalışından sonra içimizdeki yoğunluğun aslında bir yansımasıydı bu. Ve başbakanı niçin sevdiğimizin, neden sevdiğimizin bir cevabıydı eser. Yani tamam bir insan bir insanı sever de neden sever? Aslında o nedenler var eserin içerisinde. Hani diyor ya ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hepsi aslında neden sevdiğimizi cevaplayan mısralardı. Her bir mısra nedenini, sebebini açıklıyor. Dolayısıyla benim gönlümdeki sebebi tabii bu da. Ama ben yaklaşık 25 yıldan beri halkın içinde olan, konserler yapan, birebir vatandaşımızla görüşen, yani çok iyi halkın nabzını bilen, ölçebilen bir adamım ben. Çocukluğumdan beri çünkü onlarla beraberim. Birilerinin hor gördüğü, hakir gördüğü Anadolu insanıyla beraberim ben 25-27 yıldan beri. Dolayısıyla onların da gönlünde neden Tayyip Erdoğan var? O sorunun da cevabını aldım ben. Yani biliyorum, 12 yıldan beri takip ediyorum. Hem kendimdeki hem onlardakinin bir harmanı aslında bu eser. Dolayısıyla siz bir eser olarak yani profesyonelce bir düşüncenin ürünü değildir bu. Bu, gönlünüzden kopanın. Bu samimi düşüncenin bir ürünüdür. Profesyonel olursanız tutarsınız, Tayyip Erdoğan'a yazdınız, işte bir başkasına yazarsınız, Tayyip Erdoğan'ın tamamen zıttı olan bir görüşe de aynı şeyleri yazarsınız. Bu profesyonel bir duruştur. Siz o zaman yazamazsınız. Yazamazsınız zaten ama profesyonellikte bu manada samimiyet yoktur. Yani siz samimi yazmanız lazım. Duyguları samimi şekilde yansıtmanız lazım. Ve yazdığınız kişi de bunu hak etmeli. Ehline yazmanız lazım. Ki her şey bütün samimiyetiyle ortaya çıksın. Biz bunu yaptık aslında. Ondan sonra da Allah'a havale ettik. Allah da gönüllere zaten muhabbeti insanın kalbine düşüren Allah'tır. Kalpler onun elindedir. Dilediği yöne çevirir. Yani bir adama şunu diyemezsiniz. Ya bak ben sana buzdolabı alacağım. Hani birileri şey yapıyor ya. Ben sana makarna alacağım. Sen beni sev. Böyle bir sevgi oluşturamazsınız. Bunun mümkünatı yoktur. Birileri hep tahkir ediyor ya Anadolu insanını. Makarnaya karşılık diyor oy verdi. Buzdolabına karşı oy ver. Bu ne demektir biliyor musun? Anadolu insanı menfaat perest demektir. Kim buzdolabı makarna verirse ona oy verir demektir. Aslında bu alçakça bir saldırıdır. Ve Anadolu insan aslında bunların da cevabını verdi. Siz beni tahkir etmeye devam edin. Ben sizinle 30 Mart'ta görüşeceğim dedi Anadolu insanı ve çok ciddi görüşme yaptı. Peki Sayın Işılak, şimdi Dombra'yı hazırladıktan sonra Başbakan Erdoğan'a dinlettiğinizi düşünüyorum. Nasıl tepkiler aldınız? İlk intibası ne oldu, ne dedi? Başbakan bir defa çok teşekkür etti. Çok nazik bir insan. Özelde görüştüğümüz zaman da çok nazik bir insan. Hani diyorum ya ben göründüğü gibi olan gücünü milletten alana, ben göründüğü gibi olan bir adam. Yani şurada böyle, orada öyle, bir başka yerde başka bir adam değil. Hep aynı adam. Ve özelde tabii ki kürsüde konuştuğu zaman aslan gibi kükreyen bir başbakanı görüyorsunuz. Ama özelde aslan gibi kükreyecek bir durum olmadığında onun kalbini daha iyi anlamanız mümkün oluyor. Çok teşekkür ederim. Olmasından dolayı da bir onunla kendi başbakan da bunun zerresi olmadığı gibi o adam gördüm ben. O dev adam mahcubiyeti görünce inanın çok sevdim. Peki şimdi çok sevildi. Çok yani bir
Tayyip Erdoğan'a yazılması dışında tınıları da kulaklarda kalan bir şarkı, bir evet yani miting alanlarını da sadece duysa da insanlar hemen onu algıladılar o melodiyi. Bu kadar sivileceğini tahmin ediyor muydunuz? Bir de internette de tıklanma rekorları tutmuş. Yani her taraftan milletimiz bunu dinledi, özümsedi herhalde de aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle. Çok etkilendiler. Hem tınıdan etkilendiler. Bir Asya etkisi sonuç itibariyle ve bir Dombra'yla okunmuş vakti zamanında ve Dombra'nın da zaten tınısını biz koyduk oraya bir Asya ezgisi olmasından dolayı Aslanbek çok güzel bir şekilde o Asya ezgisini de zaten bu eserde yansıtmış. Biz hiç dokunmadık zaten melodisine dokunmadık, sadece düzenlemede biraz değiştirdik. İnsanlara sonuç itibariyle Anadolu halkı da Asya kökenli bir halk. Bir defa o tınıya yabancılık duymadı, hiç yabancılık çekmedi. Bu yönüyle zaten bir ünsiyet peyda oldu. Bununla beraber de tabii içerik, yani o sözleri dinledikçe çok etkilendi. Bir de şu vardır, mesela konuşursunuz. Siz ne kadar güzel cümleler kurarsanız kurun, ne kadar diksiyonunuz sağlam olursa olsun, söylediklerinize inanmıyorsanız etki yapmaz. Şimdi ben inandığım şeyleri okudum eserde. Bunun da çok ciddi bir etkisi var. Nasıl inandıysam öyle okudum. Bu sesinize yansır ve dinleyenlere de yansır. Böyle bir yansımalar zinciri diyebiliriz buna. Doğru adama yazıyorsunuz ve lideri gerçekten seven, özümseyen doğru bir adam okuyor bunu. Doğru insanlar dinliyor. Herkes dinledi ama etkilenenler gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler oldu. Diğerler de mutlaka etkilenmiştir. Belki müzik olarak, belki oradaki düzenleme olarak, ses olarak ama asıl etkilenenler Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler oldu. Bu yönüyle de ciddi bir motivasyon oldu. Çünkü ne dediler? Ayakkabı kutusu dediler. Hırsız dediler. Yolsuz dediler. Şimdi vatandaş bir kıraathaneye giriyor. O saldırılara maruz kalıyor. Efendime söyleyeyim, bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. Tanıdıklarınızı görüyorsunuz. Bu saldırılara maruz kalıyorsunuz. Televizyonu açıyorsunuz. Gazeteciler konuşuyor. Bu saldırılara maruz kalıyorsunuz. Vatandaş gerçekten motivasyonunu kaybetti. Ama 30 Mart'ta görüşeceğiz dedi. 30 Mart'a kadar da Recep Tayyip Erdoğan marşıyla zaten iyice bir motive oldu. Bununla beraber de ne kadar hırsızlık, yolsuzluk, yalan üzerine propaganda yapan, muhalefet yapan insanlar varsa onların hepsini bir ayakkabı kutusu içerisine doldurdu ve postaladı vatandaş 30 Mart'ta. Yani ben o manzarayı gördükten sonra dedim ki, vallahi dedim, ben bu milletin ferasetine kurban olayım. Çünkü koca koca adamlar, kendisini münevver kabul eden adamlar, aydın kabul eden adamlar Anadolu'da bir boyacı kadar, bir ayakkabı boyacısı kadar, bir badanacı kadar, bir simitçi kadar, vallahi de billahi de onları küçük gördüğüm için demiyorum, onları yüce gördüğüm için söylüyorum, onlar kadar feraset sahibi değilmiş. Peki. Onun için 30 Mart aynı zamanda bizim aydın zevatın, münevver dediğimiz kişilerin kendisini tekrar bir gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. 30 Mart peki, onlar için inşallah bir milat olur. Peki. Diyorum. Sayın Işılak, Dombra'yla biraz sizden dinlemek isteriz tabii Dombra'yı yine ama canlı canlı dinlemek isteriz. Keşke bağlamamı getirseydim ya. Dombra da var bende. Dombra'yı da getirebilirdim. Keşke. Bir kıta okuyalım o zaman. Tabii ki. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Devam edelim mi? Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ağzınıza sağlık Uğur Işılak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür hem katkılarınız ediyorum için hem sesiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz efendim. Şimdi tabii sözü bitiriyoruz ama ekonomiye vereceğiz sözü.